Bu haftanın konusu? Bodrum'un İtalyan restoranları. Hadi başlıyoruz. Hadi. Herkese merhaba, ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum'a hoş geldiniz. Bu haftanın konusu böyle çok güzel, iştah açıcı. Evet, evet. İtalyan restoranlarını çektik. Acayip güzel bir video oldu. Biz çok eğlendik. Biz eğlenince bence siz de güzel video seyrediyorsunuz. İyi video çıkıyor hiç diyorlar. Hiç eğlenmedik Arda, kilo aldık. Evet, bayağı da kilo aldık. Hepimizin yüzü böyle sağlıklı olmadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Makarna, pasta. Doyduk. Bu tarz şeyler var ya, insanı mutlu ediyor. Evet, biz mutlu evet. olduk bu bölümü çekerken. Ama öncesinde tabii ki de sponsorumuz True Bodrum'a bir yer vermek istiyoruz. Evet. Biliyorsunuz her hafta kendimize sponsor oluyoruz. Artık videolarımızda muhakkak birer tane evi kısaca göstereceğiz. Çok yeni bir evimiz var. Onu bir görelim ama dikey. Evet. Evet. Ya dikey de olsun, yatay da olsun bu evi mutlaka görün. Gökçebel'de Edition Otel'e 2 adım mesafede inanılmaz güzel bir plajın hemen yürüyüş mesafesi uzaklığında müthiş bir ev. Bayılacaksınız. Hadi gidelim. Hadi. Harika bir evdi. Bu ev için bizi True Bodrum numaralarından arayabilirsiniz. Lütfen aşağı yoruma yazmayın. Çünkü bu, yani yoruma yazın gene de yorumdan cevap veremiyoruz. Lütfen bizim numaramızdan arayın. Evet. WhatsApp'ımıza mesaj bırakabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. İstediğiniz bu ev gibi. Çok özel bir çiftlik evi. Kaçırmayın derim. Evet, şimdi başlayalım mı? Konumuza gelelim. Evet. Konumuza gelelim. Çok eğlenceli dediğimiz gibi bir video oldu. Kaç yer gezdik? 6 tane yer gezdik. 6 tane restorandan bahsettik. Önemli olan 6 tane restoran yediğimiz yemekler de değildi. Çok şeker insanlarla tanıştık. Sohbetler ettik. Harika yemekler yedik. Dediğim gibi biz eğlendik. Siz de inşallah eğleneceksiniz. Hadi hızlıca başlayalım. Hadi başlayalım. Bodrum'un en iyi İtalyanı diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Çok evet, net bir şekilde söyleyebilirim. Harika. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizim en sevdiğimiz için. Yer listelerken de burası hep listemizin içinde vardı Bodrum'un en iyi İtalyanı diye. Sevil Hanım ve Mimo ile beraberiz. Bilenleriniz bilir burası gerçekten has, hakiki. Hakiki İtalyan. Evet, gerçek. Tam sizin teriminizle sokak arası. Aynen, trattoria. Roma'nın Napoli araya girdiniz, biz oyuz yani. Çok güzel, çok güzel. Yani İtalya'da bile arayıp zor bulabileceğiniz bir kalite burada Bodrum'da turistik size değil. Amade. Aynen hiç turistik öyle. Değil. Evet. Tamamıyla gerçek İtalyan evet. restoranı. Mimo'nun deyimiyle de burada gümrük var. Pasaport. Evet, pasaport. Var. Ama şaka, bu şaka. Neredeyiz? Kumbahçe'deyiz. Burası İtalya. Evet, Kumbahçe'deyiz ama buradan itibaren İtalya sınırı konsolosluk gibi düşünebilirsiniz burayı. Harika bir masadayız tabii ki de. Başlangıçlarla başladık ama burası ne zaman açıldı? 3 sene önce. 2020. Biz açık bu restoran. Seville, biz biraz düşünmek adı. Seville çok seviyorum Roma. Trastevere, biz Trastevere. Çünkü Trastevere bu mahallesi Roma mahallesi. Evet. Burada var çok eğlenecek. Restoran, pub. Çok güzel. Eski mahallesi. Çok lokal bir bölge. Evet. Çok evet. Çok insan genç. Burası. Sokaklarda. Sokaklar, bir de bizim babamız da Roma'da. Evet. Sonra Roma benim baba Roma. Roma evet. Ya biz açık Trastevere. Bu fikri her zaman var çünkü Bodrum şehri İtalyan restoran yok. Allora ben istiyorum bu, biz açık. Çok iyi. Çok ben iyi. Burada oturuyordum ve
Burası da bir arkadaşımızın balık restoranıydı. Gangava. Evet, Onca balık restoranı. Dolayısıyla evet. Burası çok fazla, acayip gelip gittiğim uğrak bir yerdi. Sonra da Arda tanıştırdı. Eski Orfos. Evet, eski Orfos. Aynen eski öyle. Orfos, peki, evet. İzleyicilerimiz şimdi merakta. Neler yiyebilirler? Yani buraya geldiklerinde bir kere nasıl bir mutfakla karşılaşacaklar? Burası aynı böyle İtalyan mutfak. Tradisyonel. Geleneksel. Evet. Okay. Çok annem, babam. Evet. Gibi ev. Voilà. Evet. Ev mutfak. Çok kolay. Biz menü çok kolay. No çok detay yok. Detay yok. Sonra spaghetti aglio e peperoncino. Biz bu konuda. Carbonara. Biz gibi trattoria, İtalya trattoria merkez, Roma merkez. Bu istiyorum. Biz yap. İnsan beğendim. Çok beğendim her zaman. En önemli ne zaman misafir gel ilk defa, en güzel devam. Evet. Bu çok önemli. Çok iyi geri bildirim veriyorlar. Evet. Tekrar tekrar geliyorlar. Tekrar geliyorlar. Arkadaşım Türkçe geçiyorlar. Çok iyi, bravo. Sizin de fena değil. Peki rezervasyon? Evet. Genelde rezervasyon evet. yapılıyor. Evet. Bir kere yaz kış açık her şeyden önemlisi. Neyle başlıyoruz? Misafirlerimiz geldiğinde ne yiyorlar? Ondan önce ben şunu ekleyeyim. Şimdi bizi yazın izleyenler de olacak şu anda. Hep kışın izleyenler değil. Yazın burada deniz kenarında masalarımız teras olacak. Teras var. Kaleye bakan güneş batışını izleyebileceğiniz. Yani yazın 7.30-8.30 sularında gelirseniz mükemmel kale manzaralı. Kale manzaralı. Deniz doğru, manzaralı. Doğru. Oradaki en iyi İtalyanı burada yiyeceksiniz. Doğru. Müthiş bir içtin şey. Mi? Ha. Bir içtin yok. Mi? Bir yavaş yavaş. Bir de beni de teşekkür ederim. Bu nedir? Sofra şarabımız. Brindis. Sofra şarabı. Sofra şarabı. House wine. Verdiğimiz ama Benedik çok güzel bir şarap. Gerçekten. Çok acayip bir aroması var. Çok güzel. Ben hep buraya geldiğimde bunu içiyorum. Fiyatı çok çok makul. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz böyle teşekkür bir şey tuttuğunuz ya. İçin. Ve de lezzeti de hiç böyle kesmeyen uygun bir şey fiyat var değil yani. Gibi. Yani gayet orta düzey bir şarap hissiyatı. Bizim olur. Önceliğimiz bizim tabaklarımızın her zaman aynı çıkması. Bir sene önce gelen misafirimiz, turistimiz, yabancımız, Türk'ümüz bir sene sonra sezonda geldiğinde aynı tabağı istiyor, aynı tabağı alıyor. En önemli şey bu. Pizzalarımız da var. Evet. Burada zaten Margarita'dan. Bence. Prosciutto, crudo. Prosciuttomuz var. İtalyan prosciutto olabilir. Peki prosciutto tabağı haricinde daha değişik İtalyan salamlarının olduğu da bir şey var. Mix var. Mix charcuterie var. Tamam. Brezaola e salame acı, acı salam. Yani pikanti, acı salam pikanti. Var. Bu var. Sonra var peynir, gorgonzola, scamorza, mozzarella, burrata, burrata tartar. Ve bunu da şey İtalyanlar yapıyor. Angelo arkadaşımız da. Ben bizce Türkiye'nin en iyisi. Ev yapım ama yani. Yani çok butik değil ama başından beri aynı İtalyan yapıyor. Manda sütü özellikle. İnek sütü orijinal. Burrata, mozzarella, tartufo. Şöyle dokunduğum zaman patlayacak mı? Dokun zaten. Bunlar soğuyunca yenmezmiş. Daha şimdiden başladı. Başladı bak. Oy. Bak. Of. Tamam bu olmuştur. Evet. Pizza. Elia. Evet Elia'm şimdi. Biliyorum. Ben, kamera önünde değil. Duruyorum. Ben duruyorum. Daha belli. Rezil bir şey oluyor yani. Pizza Elia'yla. Bruschetta'mız. Pizzamız. Pizzayı biz Napoli tarzı yapıyoruz. En zoru zaten Napoli pizzası yapmak. Çünkü hem kalın yapacaksın, hem yumuşak yapacaksın, hem çıtır yapacaksın. Evet. Hem de pide gibi olmayacak. Aynen öyle. Bir de en büyük özelliğimiz domates sosumuz, peynirlerimiz. Her şeyimiz. Sevil Hanım yani. Siz mozzarella yap. Biz mozzarella yap. No, sadece peynir pizza. Mozzarella. Mozzarella. Bu farklı. Mozzarella ile yapılan bu farklı. Pizza. Türk peynirleri de çok güzel. Okey. Çok güzel Türk peynirlerimiz ama burası İtalyan olduğu için bizim tüm peynirlerimizin hepsi İtalyan. Evet. Hiç yerli peynirimiz yok. Çok güzel. Çok güzel. Peki ben buraya geldim, bir arkadaşımı getirdim. Dedim ki siz ne tavsiye edersiniz? Bir tane ana yemek tavsiye etmenizi isteyeceğim. Ne tavsiye edersiniz? Sizin ve sizin ayrı ayrı da olabilir tabii. Tamam. Favorileriniz, ayrı favorileriniz. En güzel bence carbonara. Carbonara. Ben çünkü burada biz gerçek diyorum. Carbonara. Spaghetti vongole. Evet. Aynı gerçek spaghetti vongole. Valla. Voilà. Makarna bence en güzel, en İtalya makarna bu. Ben çok yerde pizza yiyorum.
pizza ya. Konusunda harikasınız. Müthiş lezzetli. Müthiş. Ama ben ne zaman gerçekten makarna çeksem aklıma sizden başka hiçbir yer gelmiyor. Bence Bodrum'un gerçekten çok yeri denedik. Bu kanal dolayısıyla da çok yere gidiyor. Maalesef. Makarna her konusunda daha üstün bir seviye yok. Ve risottonuzu da çok çok beğendim. Risotto. Öyle mi? Risottoyu da. Şuna koy karıştır. Biz dipiriz değil. Söylendi. Biz bütün yemeklerimizi söylendiği anda yapıyoruz. Hiçbir şeyi dipirize atmıyoruz. En önemli özellik. Limonun babası değil mi? Baba. Kaç yaşında? 93. 93 yaşında. Maşallah. Maşallah. Yani tamamıyla bir aile işletmesi diyebiliriz değil mi? Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederiz. Etlerimizden de şeyi tavsiye ediyoruz. Dediniz ya bizim kendi özel sıcak tabakta yaptığımız fraste vere bonfile. Bonfile. Sıcak tabakta pişerekten geliyor. Hmm. Allah da masaya geldiğinde pişmeye devam ediyor. Bir de dana yanağı ile ilgili bir şey söylemiştiniz. Evet, o da carbonara mı? Ha, carbonara. Carbonara, guanciale. Evet. Makarna. Süper. Tamam, süper. Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arada tatlılarınız da var. Onlardan da bahsedelim. Evet, tiramisu var. Panna cotta'mız var. Günlük müthiş. Yapıyoruz. Sonra yazın scoropino yapıyoruz. Evet. O da cantuccini yapıyoruz. Toskana bölgesi digestivo. Hmm. Yani cantucci beraber. Tatlı şarap. Toskana bölgesinin bademli sert kurabiyesi. Bandırarak da yemek sonrası digestivo. Aa. Yazın da scoropino koyuyoruz. Neler diyor. Scoropino'da bir şey yapıyoruz. Ve aç gelmemeliydik. Neler diyorsunuz? Limonlu dondurma, beyaz şarap, robotla çekiyoruz, şampanya bardağı, pipet içiyoruz yazın. Ay çok iyi. Burayı kesinlikle öneriyoruz. Evet. Mutlaka ve mutlaka buraya gelin. Bana hep söylüyorlardı buraya ilk taşındığım yıllarda. Yeni bir tane İtalyan açıldı. Kesin git. Ben de önünden geçiyorum, geliyorum. Valla açıkçası dışarıdan bakınca böyle bir yer olduğunu anlayamıyorsunuz. Ama bir şans verdiğiniz zaman zaten benim doğum günümü burada kutladık. Aynen. Ailecek gelip. Yani hani daha değer verdiğimi buradan anlayabilirsiniz. Bir de aynen kadar. Roma'da gibi. Roma'da bir sokağa giriyorsunuz. Küçük bir sokak. Dünya çıkıyor karşınıza. Bizim de restoranımız. Kapıdan giriyorsunuz. Sizi dünya lezzeti karşılıyor. Çeşitli sesler, insan sesleri bir sürü. Ve international bir restoran. Ben İtalya'da böyle bir yer keşfetmiş olsam bunu yazarım ve her Roma'ya gidene derim ki illa buraya gelin. Bunu Bodrum'da yapıyorsunuz. Bodrum çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi sıradaki mekanımıza geçmemiz gerekiyor burada ama kalkamıyoruz. Harika bir yemek yedik. Şimdi bir sonraki mekanımıza doğru yola çıkalım. Haydi. Maviye geçiyormuşuz değil mi? Ya sizin sayenizde ne güzel yiyoruz, içiyoruz değil mi Mert Hanım? Evet, hadi bir sonraki mekana. Hadi. Bilindik bir mekandayız. Evet, daha önce videolarımızdan birinde hangisi olduğunu söylemeyeceğiz. Söyleyelim ya. Izlesinler. Hayır, bence bütün videoları izlesinler. Bulana da bu videodaki İtalyan restoranlarından birinde iki kişilik yemek verelim. Ne diyorsun? Çok spontan oldu. Evet, haberim bile yok. Acaba hangi videomuzda var onu bulun ve yazın. İlk yazana. Hayır, ilk yazan değil. WhatsApp'tan ilk yazan. Yani şey mesaj yazan ama. Yorum yapsınlar. Yorum yapsınlar. Tamam o zaman. Haydi bakalım. Biz o zaman çekiliş yapalım canlı yayın. Ha, olur. Daha tamam. İyi olur. Boşver. Çekiliş alta yapalım. Alta yazalım. Hangi bölümde olduğunu bulun. Sonra biz aşağıda çekiliş yapalım. Çok spontan oldu ama harika bir yemek sizi bekliyor. Hadi bakalım. Evet. Şimdi neredeyiz? Şimdi Tayra'dayız. Burası Bodrum Otel'in altı. Evet. Tam bir şehir restoranı. Varsa bir davetiniz, varsa bir teklifiniz burada yapın. Çok şeker bir restoran. Yemeklerini de tanıtacağız, ortamını da tanıtacağız. Biz de çok seveceksiniz. İyi bir İtalyan ve iyi bir Türk şefi var. Evet. Harika. Hadi başlayalım, hadi tanıtacağız. Up and leave. Take a lot of courage just to live out your dreams. Bigger picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I... Şimdi bu örtüleri görünce anla ki biz İtalyan bir yerdeyiz. Evet ve çok da pahalı bir yerde değiliz. Ve şehrin merkezindeyiz. Evet. Ya şöyle demiyorlar mı hani böyle arkadaşlarımız söylüyor. Ya ne yapıyorsunuz kışın Bodrum'da? Kışın Bodrum çok işte. Sıkıntılı değil mi? Yani kışın da Bodrum gayet güzel işte görüyorsunuz. Çok şeker bir yer. Evet. Hatta yani yağmurlu günlerde çok kalabalık oluyormuş. Hep böyle bir duyum aldım. Şu anda bakmayın boş olduğuna. Çok erken geldik. Çok keyifli ışıklandırılmış. Keyif
keyifli bir dağ evinde gibisin değil mi? Burada kadınlar genelde çoklu kadın oluyor. Bir, kadın de, bir de grup erkekler oluyor. Bu işte Rotary Kulüp, bir takım kulüplerin toplantıları burada oluyor. Hmm. Çünkü burası gerçekten çok kapalı, çok güzel ambiyansı olan bir yer. Ama öğlen de bir tur doluyor. Bir kere de öğlen gelmiştik zannedersem. Öğlen de bir tur doluyor. Bir de akşam bayağı bir kalabalık oluyor. Evet evet. Bayağı bir iş yapan bir yer. Ya açıkçası ben burayla ilgili yani çok az beklentim vardı. Çünkü nedense otel restoranları ile ilgili ben böyle bir şeyimdir. Geçen videoda da söylemişim aynısını baktım. Yani çok sevmem otel restoranlarını ama buraya girdiğin zaman öyle bir hissiyat almıyorsun yani. Hani otelin lobisindeymişsin gibi bir hissiyat almıyorsun. Biliyorum bence ama beni rahatsız etmiyor. Evet. Başlangıçlardan başlayalım. Evet, şimdi ben focaccia'dan bahsedeyim birazcık. El yapımı focaccia ekmeği geliyor. Bu ikram olarak geliyor. Yanında da acıyla tütsülenmiş ezine peynirli bir peynir. Ben bunu daha önce yediğim için tadını biliyorum ama ne kadar lezzetli olduğunu unutmuş olabilirim. Sen de bak. Ben de bayağı bakıyorum. Bununla karnımı bile doyurabilirim. Bence rakılık. Ezine peyniri deyince rakı da geliyor aklıma. Al işte İtalyan'da bile ezine getirirseniz böyle olur. Bir noktada böyle oluyor. Ama acısı falan müthiş. Sen de bir test etsene. Burato'yu mu? Bir çekeyim. Burato mu patlatayım? Burato, Buffalo bir bakalım. Patlatıyorum. Patlatıp dur bir dakika. Bakalım patlayacak mı? Hadi. Bu hafta da kaçıncı patlatışımız? Bu iş emlaktan çıktı arkadaşlar. Artık gurmeyiz. Bu iş. Emlaktan Oo, çıktı. Akıyor, akıyor. Yes. Böyle bırakıyorum. Güzel oluyor böyle bırakınca. Evet, yavaş yavaş yemeğimizi sipariş edelim. Hadi edelim. Hadi. Daha çok şey biz sipariş vermedik ki Meltem. Hayır valla yani biz vermedik. Yani bunu vermedik yani. Genelde oluyor bazen ama bu sefer biz değiliz. Bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz tabii ki de her şeyden önce. Müthiş bir pizza geldi. Pizzanın adını unuttum. Pizza Turco. Pizza Turco ve yanında turşusuyla. Peperoncino turşusu. Bu gerçekten çok lezzetlidir. Ev yapımı burada kendileri yapıyorlarmış. Bununla birlikte servis ediliyor. Gerçekten harikulade. Evet. Somonumuz var. Somon gravlax. Somon gravlax. Burada peynirli. Levrek seviçemiz var. Alt tarafında salatalıktan oluşuyor. Karpaccio varmış. Var. Hafif de acılıymış. Onun da tadına bakacağız evet, şimdi. Izgara, levrek. Evet. Doğru değil mi? Kummidiyeli spagettimiz var. Evet. Vay. Kummidiyeli spagetti de geldi. Kummidiyeli spagetti biz artık şeye bir sonraki yemeğimize olan inancımızı kaybettik. Burada doyacağız herhalde ve parmesanlı kıtır ekmekli aynı zamanda Bodrum'un kendine özgü kırılmış çekiçle kırılmış ceviz zeytin. Nereden geldi? Zeytiniyle yapılmış salata ki çok güzel gözüküyor. Ama bence bir bu sanat eserlerini yaratanlarla bir görüşelim, bir evet, konuşalım, evet. Bir röportaj yapalım, fırınını bir gör. Tanışalım, evet. Bir pizza fırınını gösterelim, hadi. Evet, bu muhteşem lezzetleri yaratanlarla, yapanlarla bir konuşalım istedik. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Rica ederim, bizi afiyet olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zekeriya Yıldırım, yani herkesin bildiği isimle Zeki Şef. Evet. Uzun yıllardır Bodrum'dayım. Buraya bir buçuk ay önce geldim. İlk açılışı da ben yapmıştım. Burası bir İtalyan restoran, Tayro. İtalyan arasıyla Akdeniz mutfağı karışmış bir mutfağımız var. Alakart çalışıyoruz. Dışarıdan da misafirleri kabul ediyoruz. Bu İtalyan mutfağı için şefimizi aldık. Tony İtalyan. Evet, Tony'yi onunla... tanıyalım o zaman. Evet. Selam. Merhaba. Türkçe nasıl? Fena değil. Ne kadar buradasınız, ne kadardır? 6 sene önce geldim. Buraya ne zaman geldiniz? 3 ay önce. Wow, daha önce evet, neredeydiniz? Datça. Datça, evet. Süper. İtalya'nın neresinden bu arada? Torino. Torino'dan. Ve muhteşem pizza çok 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 lezzetliydi. Çok teşekkürler. Ve beni çocukluğuma götürdü. O kadar karışık pizzayı yemek çok hoşuma evet. gitti benim. Yani damak tadıma çok uygundu. Hamuru da çok güzeldi. Elinize sağlık. Karnalarımızda ve pizzada özellikle orijinalliği korumaya çalışıyoruz. Yani bir sürü ürünlerimizin çoğunu oradan getiriyoruz. İşte unları bir sürü de çıtayı yaptıktan sonra. O orijinal pişirme şekli neyse onu o bölgenin ürünlerini kullanarak korumaya çalışıyoruz. Süper. O zaman gelince burada bu lezzetleri kimin yaptığını artık çok iyi biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel bir deneyim olacağı benziyor. Evet. Biliyorsunuz ki biz burayı açılışta da söylediğimiz gibi daha önce çekmiştik. Tekrar hatırlatıyoruz. Eğer yorumlarda daha önce çektiğimiz videonun
ne olduğunu, hangi video olduğunu yazarsanız aşağıya. Daha önce burayı koyduğumuz videoyu. Daha önce burayı koyduğumuz videoyu yazarsanız içinden canlı çekiliş yapacağız. Hatırlarsanız bir kere daha yapmıştık canlı çekiliş. Bu çekilişle beraber de şimdi herkes bakıyor bize. Çünkü Arda'nın spontan hareketlerine maruz kaldık. Bu çekilişle beraber de burada iki kişilik bir yemek ikram edeceğiz. Isparlayacağız. Isparlayacağız. Güzel bir kelime oldu. Lütfen aşağıya yorumlara hangi bölüm olduğunu yazın. Biz söylemiyoruz. Evet. Bizden sır çıkmaz. Ben bir çekiliş o yazanların arasından yapılacak. Evet, hadi bakalım. Hadi Mertem. Kopya yok. Keyfini de çıkarmamız lazım. Hep çalış, hep çalış olmaz. Ben içmiyorum. Güya. Şunu çok merak ediyorum. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Ben şunu çok merak ediyorum. Sen ben Seviçe'yi çok severim ama buradaki Zekeriya Şef'in özel yemeklerinden biri. Gayet güzel. Gayet güzel. Acısı da çok yerinde. Meltem yine acıdan gidiyoruz. Ben bundan sonra devamlı gelip bu Seviçe'yi yerim. Bu kadar beğenebilirim yani. Gerçekten. İyi ki ustamız burada bunu bize ikram etti. Biz gerçekten bu kadar çok şey söylemedik. Biz normalde bir pizza yeriz, bir makarna yeriz, kalkarız. Düşün yani öyle bir suçluluk hissediyoruz. Vallahi biz söylemedik bunları. Deli miyiz? Yemeğe gidecekken niye böyle yapalım? Tatmaya geldik işte. Ben galiba şunu, evet onu yemek istiyorum şu anda. Dilerseniz pizzaya şöyle parmesan onu... ister. Pizza yiyelim, parmesanı verin diyor. Yeter bence. En son ben böyle bir şeyi ta seneler önce diyorum çünkü tapasçıda yemiştim Barcelona'da. Ama müthiş bir şey yedik gerçekten hatırladıkça şimdi. Güzel mi? Hı hı. Enteresan bir tadı var. Hadi bul bakalım. Buraya gelin. Bunu yiyin. Hem şirin hem lezzetli. Her şey var değil mi? Bak her zaman böyle yapmam. Buraya gelin bunu yiyin. Kum mu diyorsun? Bu kadar mı? Şarap. Evet bence çok güzel bir şarapla pişmiş. Yemeden anladım. Bari bana pizza ikram et. Hadi. Ben normal artık İtalyan usulüne geçiyorum. Bakınız geçtim. Çünkü ben pizzayı dürerek yerim. Düremedim bunu. Düreyim. Her bölümde pizzayı dürerek yerim diyorum. Dürdüm. Burada benim enteresan olacak ama çocukluğumdaki bir gibi bir tat var bunun içinde. Pizza da mı? Yiyince siz de anlayacaksınız. Çok enteresan bir tat var içinde ve çok güzel. Bu da güzel. Ben her şeyden memnunum genelde. Sen ne diyorsun? Ben pizzayla beraber şey... Ayrı geçtim. Bir boyuta mı geçti? Bir tane pizza bölümü yapacağız. Çok yakın bir zamanda değil ama Bodrum'un en iyi pizzacıları olacak. Bu restoranlar da olacak içerisinde ama daha geniş bir şey, seçenekler olacak. Sadece pizza yapan yerleri mutlaka da koyacağız. Şuradan da bir... Allah'ım. Meltem neredeyiz bölge olarak? Eskiçeşme diyormuşum. Bu bizim aramızda bir espri. Hepimizin arasında. Ama burası galiba gerçekten Eskiçeşme'de. Bayağı gerçekten. Şu anda Gümbet'teyiz arkadaşlar. Burası... Tam Gümbet'te Eskiçeşme'nin arasındayız. Evet. Bu kavşak Oasis kavşağı aslında. Yani bu yolda devam ettiğinizde önümüz dümdüz. Sağımız Bodrum merkeze gidiyor. Biliyorsunuz bir mezarlık var. Aynı zamanda sağ tarafta kalıntılar var. Tarihi bir yerdeyiz yani Bodrum'un. Surları. Halikarnas surlarının tam yanındayız. Evet, Bodrum'da önemli bir noktadayız aslına bakarsan. Ve bu otelde çok rahatlıkla kalabilirsiniz çünkü her yere çok merkezi. Evet, evet. Uzaklığı da çok güzel. Bodrum merkezin trafiğine girmeden her yere gidebiliyorsunuz. Alışveriş merkezleri burada, restoranlar burada. Çok keyifli bir nokta burası. Şekerli bir otel. Öteki restorana gidelim mi artık? Hayır. Gitmeyelim. Daha yemeği yiyeceğim. Hayır, o zaman pizzanın tadına bak. Biraz ısır, redime ver. Ustamızdan öğrendik. Pizza elle yenir. Pizza dürülerek değil, kapatılarak yenir. O lahmacun seninkisi. Pizzayı dürerek yediğim için utanmıyorum. Kim nasıl isterse öyle yesin. Bu da gayet güzel bir pizza. Zamanında bıçakla yedik. Ne oldu? Biz her seferinde tadacağız diye oturup bayağı yiyoruz. Ayılar gibi yememizden kaçma. Burada inanılmaz güzel bir şarap seçkisi var. Çok geniş bir şarap menüleri var. Onu da gösterebiliriz. Yani geldiğiniz zaman öyle dar bir şarap menüsüyle karşı karşıya değilsiniz. Gerçekten kaliteli iyi bir şarap kabları var. Ondan da faydalanın bence. Fiyatlar nasıl Meltem? Fiyatlardan bahsedeyim.
şaraplar. Burada ayın şarapları diye yayınlanmış. Şaraplar bayağı bir indirimde aslına bakarsanız. 790 ile 990 arasında bir rakamı var şarapların. Ama güzel ama şaraplara iyi şaraplar benziyor. İyi şaraplara iyi benziyor. Yemeklerle çok çok pahalı değil, sizi rahatsız edebilecek kadar veya şoke edebilecek kadar yüksek fiyatlar asla yok. Gayet makul, iyi bir İtalyandasınız, gayet iyi bir servis aldığınız bir yerdesiniz. Servis ekibi pırıl pırıl gencecik arkadaşlar, çok evet, iyi de işlerini yapıyorlar. Güler yüzle sizi karşılıyorlar. Daha öveceğimiz bir şey yok Meltem, gidelim, diğerine hadi. Gidelim. Zaten biz en iyileri koyuyoruz ama. Hadi o zaman, ötekinde bekliyoruz sizi. Haydi. Bir sonraki mekandayız. Bugün ben tek başımayım. İşlerimiz vardı, ayrılmak zorunda kaldık. Bana harika bir yer düştü. Neredeyiz? Gelin sürpriz. Bitez'in İtalyan'ı, mandalina bahçeleri içerisinde gizli, kuytu, köy içine çok yakın, Bitez'in merkezine çok yakın Trattoria Il Mandarino'dayız. Harika şeyler yiyeceğiz. Hadi başlayalım. Köşelerde bence Vitez'in en iyi İtalyanı. Vitez de büyüyor çünkü aslında. Evet, aynen. Trattoria Il Mandarino'dayız ve bir aile işletmesindeyiz. Sizi Melina ile tanıştırmıştık daha önce ama daha çok, daha iyi, daha yakın tanışın istedik ve oraya getirdik. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için size teşekkürler. Yani hava soğuk değil ama biz şu anda arkada güzel bir evet, konu istedik size. Çatlayacağız şimdi ortaya seninkiye. Bize harika bir menü hazırladılar. Çünkü istiyoruz ki aslına bakarsan bir kere Bitez'in farkını ortaya koyalım istedik. Evet. Çünkü Bitez bizim için apayrı bir dünya, apayrı bir yer. Belli ki sizin için de apayrı bir yer olmuş ki burayı açmışsınız. Bu serüven ne zaman başladı? Tam olarak 6 sene önce oldu. 6 sene olacak. Hatta 2024'te 6. sezonumuza başlamış olacağız yani. Evet, aynen. Biz Bodrum'a yerleştiğimizde böyle bir proje hiç yoktu aslında. Doğum iznim için geldim ben buraya. Ama Bitez tamamen kalbimi aldı. Nereden geldin? İstanbul'dan geldik biz. Aynen. Tamam. Ben kurumsal hayatı bıraktığımda geldim buraya aslında. Ve burada eski bir işletme vardı. Biz buranın müşterisiydik. Çok seviyoruz. Bahçeyi çok seviyoruz. Bayağı haftanın 3 günü buradaydık. Çocuklar ufak, ağaçları tırmanıyor. Enerjisi çok keyifli. Ne yaptınız ya? Hayal mi ediyordunuz o sırada? Hiç etmedik. Gerçekten etmedik. Ama demek ki bir şeyler kalbimin sesini duydu diye. Evet. Bir şeyler olmuş oldu, bence. Oldu. Oldu. Yani çok büyük keyifle geldiğimiz bir bahçeydi burası. Şarap içmek, yemek yemek gerçekten böyle bir şehirden uzak kalıyorsun. Kuşların sesleri, ağaçların, çiçeklerin kokusu, burası mandalina. Kuytu yani. Bir de. Yani evet, tam kuytu. Tam kuytu. Yani şu anda yaptığınız iş için çok doğru olduğunu söyleyebilirim. Şimdi evet, bir de o süreçte biz bunu fark ettik. Yani hiçbir İtalyan lokantası yok. Yok. Yani kışın, belki yazın sezonluk yerler açılıyordu o zamanlar. Hala da açılıyor zaten. Sezon olarak geliyorlar, kapatıyorlar. Tekrardan yaz sezonu için açıyorlar ama kış vakti biz de karı koca çok yemeği içmeyi çok seviyoruz. Çok meraklıyız. Dedik ki böyle bir fırsat olunca biz ne yapalım? En iyisi bir tane lokantasına kapı açalım. Peki, dedik. Bir şey soracağım izleyicilerimiz için. İtalyan deyince neden aklımıza hemen pizza geliyor? Yani şimdi biz bambaşka bir şey yiyeceğiz. Ve evet. Buraya geldiğimizde bambaşka bir menüyle de karşılaşıyoruz. Ben bunu doğru. İlk geldiğimde evet. De fark etmiştim. Evet, doğru, o zaman doğru. Sen uzun saçlıydın. Evet. Ben seni başka bir zaman değildi aslında. Ve neden pizza geliyor önce aklımıza? Yani ya aslında çok enteresan ama şimdi İtalyan mutfağı denildiği zaman iki şey geliyor. Biri spagetti, evet. Diğeri de pizza. Yani aslında büyük bir klasik ama Türk mutfağı dendiği zaman da yurt dışına gidildiği zaman Türk mutfağı dendiği zaman döner geliyor ya. Yani lahmacun, zeytinyağlılar, kebap aslında bunlar bir geliyor ama sırasıyla geliyor. Pizza da şey küçülecek bir şey değil aslında yani çok bütün dünyaya yayılan bir tabak yani ne diyeyim. Ama makarna ve makarna çeşitleri de çok biliniyor. Ama biz pizzacı değil daha çok bir ev yemekleri yapalım istedik. Evet şimdi o çok önemli. Onun için Trattoria olmamızın sebebi. Buraya geldiğinizde pizza yok. Yani buraya pizza evet. Diye lütfen gelmeyin. Zaten biz bu programı da yani bu bölümü de pizza evet. Üstüne
kurmadık. Ama hep tattırıldı bize. Onlar da çok lezzetliydi. Ama şimdi bambaşka bir menüyle karşı karşıyayız. Bir kere bir açılış yaptık. Yapacağız daha doğrusu. Evet. Daha yapamadık. Ne bekliyor bizi önce? Böyle bir... Evet. Bu bizim Aurora'mız. Renginden anladınız mı? Ne bu? Ne bu? Aurora. Bu bizim Mandarino'nun çok keyifli bir işte açıcı kokteyli diyelim. Tabii ki de Aperol var. Aperol de bir İtalyan klasik likörü. Renk de bizi çok uyuyor. Turuncu olduğu için çok seviyoruz. İçinde Aperol var. Tekila var ve lime suyu var. Süper. O zaman cheers. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nefis. Gerçekten. Bunu da çok iyi geldi. Peki şimdi neyle başlıyoruz biz? Bunlar bizim bahçemizin ada çayı yaprakları. Biz bunları hafif kızartıyoruz. İlini de alabilirsin. Ay evet, çok rahatlıkla. Çıtır çıtır. Ada çayı normalde baharat olarak yemeklerin üzerine ya da çorba ya da çayı olarak biliniyor. Biz onu ben çayını olarak... sevmem söyleyeyim ama cips olarak şu anda bambaşka bir şey yiyor oğlum. Çünkü patates değil, en azından karnı doyurmuyor ve güzel bir kıtırlık oluyor. Tuzu, tuzu da kendiliğinden o acılık bir tadı olduğu için keyifli oluyor. Ciddi bir aroması var bu arada yani. Ada çayı çok kuvvetli bir şey. Peki burasını özel bir yer olarak nitelendirdiğim için işte hani ayırt ediyorum ya, burada bir teklif yapabilirsiniz. Evet. Burası teklif bir yeri aslında. Ama dışarıda da biz hatta şurada bir uzun masa gelmiştik. Dışarıda da uzun masalar kuruluyor ve çok keyifli olabiliyor. Ama burası böyle, şurası falan tam böyle romantik ideal diye, sormak istediğiniz bir soru varsa burada sorabilirsiniz. Doğum günü kutlayabilirsiniz. Çok da şahit olduk aslında. Çok güzel. Çok bence dışarıda da böyle düğüne falan da şahit olabilirsiniz. Evet, İsteyenler evet, oldu mu? Evet, oldu. Tamam. Zaten açıldığımızdan beri 4. 5. düğünümüzde yaptık biz aslında burada. Çok keyifli oldu. Hem evlilik teklifi hem düğün oldu. Çok güzel. Sonra 1. yaş doğum günü oldu hatta. İpucu. Bakın en iyi İtalyanları gezerken ipucu oldu. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Burada çift dikişe geçtik. Evet. Neler geldi? Evet, şimdi biraz başlangıçları anlatayım size. Soğuklardan başlayalım. Bir renkli çeri domates salatamız var. Parmigiano parçalarıyla. Ben yapacağım. Sen merak etme. Ben çok deneyimliyim yemek tatma konusunda. Fırınlanmış patlıcan parmigianımız var ve onu biz scamorzayla servis ediyoruz. Biraz isli bir peynirdir. Okay. Sonra da mevsimsel sotelenmiş sebzelerle beraber karides sunuyoruz. Bak karides yemiyorum. Karides o yüzden karidesi benim yerime tadıp yorum yapman gerekiyor. Alerjin var değil mi? Yoksa şey de... Yemediğim tek şey şu hayatta gerçekten. Karides. Evet. Wow. Evet. Zaten beraber pişmiyor. Onun tamam. İçin onları ben alırım. Ama sebzeleri ben keyifli oluyor. Ben kuşkonmazını alacağım. Kuşkonmaz, baby enginar var. Şimdi onlar da yeni yeni çıktı. Evet. Bu tabağımız normalde zaten şey oluyor. Sürekli değişebiliyor. Çünkü dediğim gibi mevsimsel ürünleri kullanıyoruz, sebzeleri. Şimdi baby enginar yeni çıkmaya başladı. Bu nefis bu arada. Harika, bayıldım. Ama sen evet, de ya vallahi bak. Onun için. Biri yer, biri bakar. Evet. Çok güzel yapmışlar değil mi ya? Evet. Ellerine sağlık. Peki. Şimdi ben biraz buranın lokomotifinden bahsetmek istiyorum. Çünkü evet, aslında dışarıda sunulmayan bazı tatlar mı diyeyim? Tatlar var. Tatlar evet, var. Aynen öyle. Biz şöyle bir şarapla karşı karşıya kaldık. Şimdi tadına bakacağım ben. Sanıyorum yerli şaraplar değil mi bunlar? Şaraplarımızın hepsi butik şarapçılıktan geliyor. Hepsi yerel ürünler. Türk şarabı gerçekten son 20-25 senede ciddi bir kendini geliştirip bayağı bir yükseldi. Biz de Mandarino'da acaba bilinen tatlar demeyeyim ama butik şarapçılık olduğu için tabii ki de misafirlerinin erişemeyeceği ya da daha zor olabilecek ürünler olduğu için biz onları kapı açalım istedik. Böylece de tattıralım, herkes tatsın, herkes bilsin yani. Türkiye'deki şaraplar gerçekten çok başarılı. Çok keyif güzel alıyorum. Ya bu işi bilenler çok güzel buluyorlar. Yani ama biz metroya gittiğimizde veya misafirler geldiğinde veya biri bize bir şey getirdiğinde bilmeyen de hiç bilmiyor. Evet, dolayısıyla doğru. Aslında buna güzel bir kapı açıyorsunuz. Çünkü ben burada bunu içtiğimde eğer bu aromayı çok seviyorsam diyorum ki bu ne? Evet. Kesinlikle. Gerçi diğer metro ve diğer mağazalarda da hakikaten sunulan ürünler çok başarılı. Ama bunların da üretim kapasiteleri biraz daha düşük olduğu için dediğim gibi her yere giremiyorlar yani. Evet, çok iyi. Zaten miktarları az. Çok iyi. Ama misafirlerimizden biz çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Çok keyif alıyorlar. Hatta bazıları da çok güzel geliştirdi ve kendini ciddi bir level'a getirdi kendini. Çok iyi. Tabii çok ödüllü şaraplar var. Bu bölge mi yoksa bütün? Biz Türkiye'nin
bütün bölgelerinden şarap sunuyoruz. Evet, işte öyle. Elazığ olsun, Ankara olsun, Tekirdağ olsun, İzmir'in bütün bölgeleri olsun, işte Urla olsun. Gerçekten çok keyifli şaraplar. Bodrum'da da, yani Bodrum demeyeyim de Muğla'da gerçekten güzel şaraplar üretiliyor yani. Çok iyi. Ben beğendim, hafifmiş. Yani şu anda bu hafta yasaklıyım ama beğendim, çok güzelmiş. Peki. Ama istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şarapları aslında yemeğe göre tavsiye ediyorsunuz. Doğru mu? Değil mi? Arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar da çok hem meraklı hem de çok bilgililer. Önemli misafirler tabii. Menüye baktığı zaman biz bunların hiçbirini bilmiyoruz dediklerinde gerçekten onlar da hiç yabancılık çekmeden ya da hiç rahatsız olmadan hangi yemeklere daha uygun olan şarapları biz eşleştirme yapabiliyoruz. Çok çok keyifli. Ne var? Ne geldi sırada? Şimdi ana yemeklerimiz. Evet. Daha doğrusu makarnalar. Ana yemek demeyeyim ama. Valla biz aç geldik. Bizim İtalya'da yemekler 4-5 saat sürüyor. Biliyorum. Yani fast food değil. Biliyorum. Oturuyorsun, sohbet mutlu ediyorsun. Mutlu eden bir şey çünkü. Telefonları tamamen unutuyorsun. Uzun sohbetler, iki kadeh eşliğinde yavaş yemek yiyerekten. Bol sohbet. Böyle 4-5 saat sürüyor ve çok keyifli oluyor. Çünkü, mutlu eden bir evet, şey. Mutlu eden bir şey. Kimsenin bir yere acelesi yok. Kimse bilgisayarını açıp tabii, oturmuyor. Eskiden olan bir gelenek evet ama günümüzde de aslında bunu taşıyabiliyoruz. Yapabiliyoruz. İstediğinizden sonra yapabiliriz yani. Ben yiyorum. Yiyebiliriz evet. Tamam. Şimdi ne yiyorum? Bir kere şurada ne alıyorum? Aynen. Bu bizim tagliatelle, mantarlı tagliatelle. Parmesan soslu. Şimdi bu tagliatelle ilgili ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü mantarlı tagliatelle denildiği zaman gerçi Türk damağına da çok uyan bir... İster misin? Aç ay misin? Alırım. Teşekkürler. Açım. Kendi yerin gibi. Madem öyle devam ediyoruz ederiz. Şimdi ne yiyeceğiz? Şimdi ise lazanya aslında çok büyük bir klasik. Nasıl pizza biliniyor, nasıl spagetti biliniyorsa aslında lazanya da onlardan biri. Fakat bizimkisi bir Sicilya usulü. Sanki evet. Ay teşekkür ediyorum. Ay, bugün de sen bana servis ediyorsun. Evet çok güzel. Ben sana... Evet, bunun eşlikçileri neler? Evet, sotelenmiş pazımız var ve kuşkonmazımız var. Etimizi de ben de Arda, oradan. Şu an tam senlik bir et evet, yiyorum. Bak Arda. Bu senin rengin. Evet, aynen. Sana çok selam ediyoruz. Evet, bir gün Arda'yı da ağırlayacağım inşallah. İnşallah, olacak ya. Olacak olacak, biz yapacağız. Çok denk yoğun gelemedik. Kendisi. Denk gelemedik, ben biraz kuşkonmaz. Ay müthiş pişmiş. Ki ben çok pişmiş severim ama lokum gibi gerçekten. Şu anda herhalde ana yemeğin kendisindeyiz. Kendisiniz evet. Çoktan doyduk ama tabii böyle evet. Böyle size böyle şimdi kurmayacaklar. Evet aynen şimdi bu iki kişilik sofranın biraz fazlasına çıktı ama. Biz geldik Bodrum bizden sonra. Neler tattırabiliriz diye. Evet seçebilirsiniz ama yani aynen. Gerçekten çok hoş lezzetler yedik. Başlangıç olarak çok güzel alternatifler var. Ama yani hiç, bunların hiçbirini yemek istemiyorlarsanız şey çok güzel bir seçenek. Yani evet yani makarna istemeyen misafirlerimiz için alternatiflerimiz var. Et de var, balık da var. Yani normalinden farklı ürünler. Yani işte bir kebap ya da ızgara olmayan pizzolaları da sunabiliyoruz. Balığı balıkçıların sunduğundan biraz bir tık biraz daha bizim kendi mutfağımıza uyarlanmış. Evet uyarlanmış şeyleri veriyoruz. Tabii ürünlerimiz çok benziyor. Akdeniz ülkesiyiz biz de sonuçta. Biz yani çok güzel bir İtalyan ev yemeği restoranı diyebiliriz evet, aslında. Aynen. Tam doğru yerdeyiz. Teşekkürler sağ ol Meltem. Müthiş, müthiş bir menü. Çok teşekkür ediyoruz bu müthiş, size teşekkürler. Müthiş masa için. Bize kapı açtığınız için teşekkürler. En iyi İtalyanları serisinde olmazsa olmazımız arka pizza. Arka pizza. En ikonik İtalyan restoranı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu çünkü buraya gelen ve buraya taşınan, buraya uğramadan mutlaka burada bir yemek yenecek yani. Yani Yalıkavak'la bunu taçlandırdılar o ayrı mevzu ama biz şimdi esas yerindeyiz. Yani o hani insanların geçip gittiği küçük koridoru olan, körfeze Barlar çıkan. Barlar sokağına çıkan, körfezin oraya çıkan çok şirin bir yerdeyiz. Burası
yer. Hem de böyle kendine has bir ruhu olan bir yer. Hem de herkes çok iyi bildiği için her daim ne kadar kötü hava olursa olsun, Bodrum ne kadar boş olursa çok olsun, burası dolu olduğu bir yer. Her daim burada insan görebilirsiniz, genç görebilirsiniz, hareket görebilirsiniz. Şimdi bu ne enteresan diyeceksiniz. Aslında bizim için, kışı geçirenler için çok enteresan. Çünkü bazen çok kötü havalarda öyle bir terk edilmiş şehir havasına giriyor ki diyorsunuz ki ya ben neredeyim, ama her daim arka pizzaya gelirsiniz ve burası fulldür. Rezervasyonsuz asla gelmeyin. Hiçbir zaman yer bulamazsınız. Bir de günün her saati Mert'e. Evet, yani gündüz de gelip oturabilirsin. Brusketta'mız da geldi. Evet. Harika. Yemeyeceğiz, bekliyoruz. Total hepsi gelsin, öğle tadına bakacağız değil mi? Peki neden en iyi İtalyanların içine aldık bunu? Ya bir kere müthiş derecede lezzetli bir mutfağı var. Buna kimse harika derdiniz. Ya bu burayı herkes pizzacı olarak biliyor ve diyorlar ki illa pizza yiyeceksek hadi arka pizzaya gidelim. Pizza. Bu pizza videosu değil arkadaşlar. Belki ileride Bodrum'un en iyi pizzacılarını çekeriz ve mutlaka arka pizzayı dahil ederiz. Orası kesin. Ama arka pizzayı sadece pizzasıyla biliyorsanız müthiş makarnalarını kaçırıyorsunuz demektir. Her yemeği birbirinden lezzetli. Hiçbir yemeğinde hani bu da es geçirmiş, laf ola diye olmuş diye bir şey yok. Mesela somonlu bruschetta. Hani şunu menüye bile koymazlardı esasen, burası sadece pizzacı olsaydı. Evet. Burası çok şeker bir İtalyan. Tam ruhu da öyle. Evet. Bu arada bütçe dostu. Evet evet, yani onu mutlaka. Zaten hiçbir restoranda size fiyat bilgisi vermedik ama bence burada vermeliyiz. Çünkü gerçekten şu şarap, kendi şarapları herhalde Bodrum'da içebileceğiniz en ucuz içki bir restoranda. Evet. Çok da lezzetli. Evet, şimdi... Hadi şimdi bir bence bir tadına bakalım. Güzelmiş de yani. Güzel de geldi değil mi? Hadi yavaş yavaş yemeklerimizi hadi bekleyelim. Ondan sonra yemekleri yorumlayalım. Evet, hadi bakalım. Yemeklerimiz geldi. Evet, 4 numara geldi. Bruschetta salmon. Değil mi? Doğru, o geldi. 185 TL. Şu 185 TL. Evet. Somonlu bruschetta harikadır. Evet. Makarna geldi. Homemade pappardelle geldi. Pappardelle homemade. Ev yapımı pappardelle yapıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bodrum'da kolay kolay ev yapımı makarna bulamazsınız. Yani bizim gösterdiğimiz çoğu restoranda bulursunuz ama hani burası gerçekten özel yapıyor. Onu arabiyata soslu istedik. Evet. 140 artı 20, 160. 160 lira. 160. Biz bir risotto istedik. Mantarlı risotto. Risottoyu da güzel yapıyorlar çünkü. 250 TL. Ve pizza da yiyelim de merakta kalmayın. Evet, Diavola benim buradaki favorim. Ben her geldiğimde, özellikle canım deli gibi pizza istediğin zaman geldiğimde... Benimki de 6 numara. Quattro Stagioni. Evet, Diavola da 135 TL. Evet, burada Diavola acılı. Bu arada. Hı-hı. Yani büyük, küçük, orta diye yok. Evet. Şimdi başlıyoruz. İnce çıtır pizza. Evet. Bu arada şu anda yemeğiz diye söylüyorum. Siz yiyin. Panna cotta'sı muhteşem. Neyden başlıyoruz? Meltem, yani her şeyi şu anda ağzımın suları akıyor. Ben bir dakika. Alıyor. Ben böyle yapmayacağım tabii ki de. Elimle alıp şu dünyaya başlıyorum. Bunda böyle bir Akdeniz İtalya kokusu falan alıyorum. Yani hakikaten şu anda sabahleyin de kahvaltı etmedim, öğlen yemeği yedim. Yemek için. Akşamleyin bunları gayet güzel yiyebilmek için bütün gün aç kaldık. Gayet güzel bir yemeğimiz vardı. Sen de pizzadan başla bari. Pizzadan başlıyorum ama dediğim gibi pizza için ayrı bir video yapsak onu mutlaka katarız. Burada makarnalara ben daha da çok bayılıyorum. Dürürek yiyoruz.
Pizza bıçakla yenmez. Hmm, çok acı ama çok lezzetli. Bu sana biraz acı gelebilir ama. Hem çıtır hem ince ama ona rağmen harika pişmiş durumda. Bodrum'un en iyi pizzalarından birini yiyeceksiniz. Orası kesin. Ama makarnalar dediğim gibi ayrı bir seviye. Valla risottoyu hızlı yemek lazım. Güzel mi? Seviyorum risottoyu. Çünkü ben pilav seviyorum. Yani birinci her şeyini seviyorum ben. Bruschetta nasıl? Ona bayılacaksın. Dedim. Şerefine yiyorum. Ağzım yeterince açılamadım. Çok iyi. Açılmasa da olur. Çok çok iyi. Belki sizi izlerken açıklıyorum. Ağzımız suyu akıyor. İyi yiyoruz değil mi bu videoda bayağı? Bizim yemek ailemizin her türlüsü var. İyi yiyoruz vallahi. Allah bugünümüzü aratmasın. Ne diyeyim? Amin. Sen bir de papardal ye. Çok güzel. Yani gerçekten makarna yapmak hem basit ama çok da zor bir şey. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Bayılacaksınız. Kesinlikle bayılacaksınız. Çok makul fiyatlı iyi bir İtalyan olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben pizza dürdüm genel amacım misali. Ooo! Adana diyarından acılı acılı. Bu ne acı ya? Acılı. Kanka niye siz böyle bir çılgınlık yapıp bu kadar acılı bir şey söylediniz? Ohoho! Bu kadar acı olduğunu unutmuşum ben. Ohoho! Şarabı kafama dikmek istiyorum. Sen daha çok risotto ile devam et. Evet. Ooo! Biz biraz yemek için sizden izin istiyoruz. Meltem'in de ağzı yandı diye oldukça acı. Dikkat edin öyle. Herkese göre değil demek ki. Acı sevenler bunu... Benim numaram 6 burada. 6'yı da seviyorum, 7'yi de seviyorum ama bu değil yani. Yandım. Şimdi öteki mekana geçelim abi. Biliyorsunuz bahsettik. Buranın iki tane şubesi var. Bir tanesi Bodrum Barlar Sokağı'nda. Diğeri de Yalıkavak Küçük Marina'da. Orayı görmek istiyoruz. Orası denize yakın. Orada da yemek yeriz derseniz. Onu da çektiğimiz bir videomuz var. Harika bir gün batımı var. Bodrum'da uzun hafta sonu. Evet. Çok keyifli bir video oldu. Orada koyalım, bayağı alta çok. Koyuyorum. Alta koyalım. Onu da izleyin. Hani diğer şubesinin ne olduğunu merak ediyorsunuz. Mutlaka onu da seyredin. Dediğim gibi biz izin istiyoruz. Yemeğe gideceğiz. Ondan sonra diğer restoranımıza doğru devam edeceğiz. Burayı unutmayın. Yazın bir tarafa. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town. Rino's Garden'dayım, Dereköy'deyim. Şimdi Dereköy neresi derseniz eğer bizim videoları iyi izlememişsiniz diyeceğim. Çünkü Dereköy ile ilgili Dereköy Guide çektik. Çok güzel bir bölüm oldu. Bizim ofisimiz burada olduğu için, eşimin yoga stüdyosu burada olduğu için ve burayı, Dereköy'ü çok çok sevdiğimiz için çok güzel bir bölüm oldu. Onu mutlaka izleyin. Onda Rino's Garden daha yeni açılmıştı. Biraz bahçeyi gösterdik size. Gündüz halini göreceksiniz. Şimdi bugün ben arkadaşlarımla burada yemekteyim. Eşim ve arkadaşlarımla güzel bir akşam organize ettik. Niye buraya geldik? Çünkü gerçekten bu bölgenin şu anda en iyi restoranındayız. Yani bırakın İtalyan restoranları arasında olmayı, bölgedeki en iyi restorandayız. Çok şeker bir İtalyan restoran açıldı. Çok yeni ama gerçekten iyi bir İtalyan restoran. Biraz fine dining ayarında. Burada bugüne kadar bir sürü kere böyle kısacık açılış döneminde bir sürü kere evlenme teklifleri olmuş, romantik yemekler olmuş. Yani gerçekten özel bir yemek yiyebileceğiniz hoş bir yer. Mutlaka ve mutlaka buraya gelmeniz ve görmeniz lazım. Özellikle yılbaşı için harika süslemeler yapmışlar. Yemeklerden bahsedeceğim. Hadi girelim içeri.
Rino's Garden aynı zamanda bir botanik bahçesi. Yani sadece bir İtalyan restoranı da değil. Bayağı ciddi büyük bir bahçe içerisinde harika bir botanik bahçesi. İçeride inanılmaz derecede çok değişik bilmediğimiz bitki var. Bunların hepsini buraya özenle getirip burayı tasarlamış bir aile açtı burayı. Gerçekten seveceğinize eminim. İster akşamüstü gelin, ister geceliğin bizim gibi böyle yemek yemeye gelin, bir pazar gününüzü geçirmeye gelin. Çok hoşunuza gideceğine eminim. Sanki kendinizi böyle Hyde Park'ta veya Central Park'ta yürüyor gibi hissediyorsunuz. Yılbaşı süsleri de çok keyifli olmuş. Yavaş yavaş biz masamıza geçelim. Orada size yemeklerden bahsedeyim. The gentle April rain that stained the window. Evet, artık masamıza geçelim. Masamızı hazırlamışlar üst katta. Çok şeker bir masa. Orada size yemekleri tanıtacağım. Ama masaya eşlik edemeyeceksiniz çünkü tanımadığınız bir sürü insan var. Window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning light. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning all went by, and the day is here. We won't give up our dancing, and across the floor we fly. When you are near, spring is in the air. I hold you so close, I think you must hear my heart tingle. We're hand in hand, cheek to cheek, and floating in midair. When you are near, spring is everywhere. Canlı yerdeyiz. Asteria di Gio'dayız. Asteria di Gio. En çok geldiğimiz İtalyan diyebilir miyiz? Benim en çok geldiğim. Benim de çünkü en çok geldiğim. Çünkü semt olarak da evet, çok yakın. Evet, evet. Ama yani biz hepsine gidiyoruz. Evlere yakınlık olsun diye. Olsun. Ama ben niye buraya geliyorum yani onu izleyen bir kere kışın çok sıcak olacağını her daim biliyorum. İki tane çok güzel soba var. Yani soba da Nedim soba. Göstersin. Bir tanesi tam soba, ötekisi de yeni model sobalarda. Onu da ben eve gözümü kestirdim o şey olan. Peletli. Peletli, ha, peletli soba. Olan, evet, çok sıcacık bir yer. Çok da iyi bir şefleri var yani. Servis şefi Hüseyin Bey. Çok ilgili, çok güler yüzü. Size de yardımcı olacağından eminim. Yavaş yavaş. Şimdi bir kod vereceğiz size. O kodla gelecek. Falan. Şunu bir gerçekleştirebilsek. Bize bir sponsor bulsanız çok net. Ya bulsanız da bize bir sponsor. Biz size buralarda yemekleri ısmarlayacağız. Neler yapacağız yani. O yüzden abone olmanız lazım. Şimdi bir sipariş verdik. Geliyor yavaş yavaş siparişlerimiz. Ama önce tabii harika bir... Güzel bir peynir tabağı istedik biz. Onu aynı zamanda şarküteri tabağıyla... Kahvaltım. Bu videoda amma şarküteri yedik, farkında mısın yani? Ben şimdi bayılırım. Ben sonsuz bir diyete giriyorum. Ucu açık. Ben de 2 kilo aldım. Bu video sayesinde net 2 kilo aldım. Ve bruschetta. Bruschetta geldi. Ben bruschetta diyorum. Ben de canım... bruschetta. Bruschetta bruschetta nedir bilmiyorum yani. Bilmiyorum, doğrusu boş ver. Yani. Canınız ne istiyorsa evet, onu deyin. İtalyan değiliz yani. Kusura bakmayın, yanlış bir şey söylediysek de. Lütfen şarküterinin tadına sen bak. Sen çok hassassın bu konuda. Evet, ben hadi çok seviyorum. Başlayalım. Benim burayla ilgili birkaç tane söyleyeceğim şey var. Ama yemekler gelince söyleyeceğim. April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch.
watch the town awaken to the trembling morning light. You're so near and spring is everywhere. Meltem geldi, mallar geldi, mallar yemekler geldi. Bak bu kendi sosları. Rengi görüyorsanız, şimdi ben size renkle ilgili bir şey soracağım. Bu renk ne rengi? Zerdeçal rengi tabii ki de. En sevdiğim şeylerden birisi. Acılı zeytinyağlı sos, içinde zerdeçal da var. Müthiş. Yani şimdi gerçekten dökecek lezzetli. Ben de dökeceğim. Pizza ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben... Sen niye bugün sessiz sessiz konuşuyorsun? Ne kadar nazik bir görüntüsün ya. Mikrofonu çok yakın diyorum yani. Şimdi pizza şöyle bir şey. Bodrum'da gerçekten odun fırınında yapılan nadir pizzalardan biri bu. Gerçekten de hakkını vererek yapılmış bir yer. Yani görüntüsünü görseniz bayılırsınız daha yakından. Şu yanıkların falan olması pizzanın ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. İleride diyoruz ya pizza videosunu ayrıca yapacağız. Yani buradan %100 bahsedeceğim. Çünkü buranın pizzalarını gerçekten çok seviyorum. Biraz ben yapamıyormuşum. Soslayayım mı? Sosla. Meltem, soslayayım mı? Ben yine dürmeye dürme saatim geldi benim. Dürüyorum. Dür sen kendini. Yok yok, lahmacun şaka. Yiyor. Şaka. İkiye katlayıp evet, yemek gerekiyormuş. Aynen, öğrendik. Böyleymiş. Bu böyleymiş. Videoda öğrendik. Bu arada baklavayı da ters yemek gerekiyormuş ya, öyle bir şey varmış. Neden? Öyle lezzeti alınıyormuş yani. Baklavayı bizim yediğimiz gibi değil, ters bir şekilde damağa yapıştırarak yemek gerekiyormuş. Yani insan bir yemek yerken başka bir yemekten bahsediyorsa bilin ki ya Türktür ya İtalyandır zaten. Evet, yani iki toplum da birbirine çok benziyor. Yemezsen darılan bir toplum. Evet. Yani onu bunu verirler akrabalarda falan. Yemezsen de suratlar düşer. Seviyoruz, İtalyanları seviyoruz ama... Ama ayrıca da niye seviyoruz? Şu da çok önemli. Çünkü gelen turistlerin neredeyse %50'si Türkiye'de bir şey denemek istemiyorlar. Çok maceracı değiller. Türk yemeklerinden biraz çekiniyorlar. Çok şeyler kaçırdığını biliyoruz. Güvenli ortam. Ama güvenli ortam hep İtalyan. İtalyan iyi olduğu zaman oraya gelen turist sayısı da artıyor ve kaliteli de turist gelmeye başlıyor. O yüzden bir yerdeki İtalyan restoranlarının kaliteli olması oranın turizmine de önemli bir katkıda bulunuyor. Keşke böyle olmasa. Keşke yerli yemeklerimizi, mutfağımızı daha çok deneseler ama çoğu buraya gelen turist ucuz otellerde kalan turistler olduğu için maalesef turizm kültürümüz bu şekilde işlediği için çok fazla maceracı değil. Rakı deneyemiyorlar, Türk yemeği deneyemiyorlar. İlla pizza yiyecekler, illa makarna yiyecekler. Ama burada iyisini yedikleri için de tekrar geliyorlar. Pasta dener misin? Pasta. Neden? Hala sıcak o yüzden. Evet, soğutmadan güzel. Bodrum'un çok güzel şeylerinden biri de anormal güzel Bodrum'da mantarlar var. Doğal mantarlar. Bu da o mantarlarla yapılmış. Özellikle kışın, tabii yazın gelenler hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Yağmurdan sonra. Kışın muhteşem mantar var. Bir de kışın muhteşem ne balığı? Dil balığı. Dil balığı var. Ben bunu çok seviyorum. Ben genelde bunu yiyorum ben mesela. Ben kremalı yemekleri çok seven bir insan değilim ama buna bayıldım. Bunu biraz dürebilir miyim? Kırabilir miyim? Dürdür. Size çok aç mı gözüküyoruz acaba? Ama bunun için aç kalıyoruz, bekliyoruz çünkü. Evet. Ben şimdi Gio hakkında birkaç tane bir şey söyleyeceğim size. Birincisi... Evet. Tavsiyeler Meltem'den. Birincisi... Burada uzun masalar ve keyifli sohbetler gerçekten ancak ve ancak kalabalıkla olur. Yani aslında hani birkaç mekan için... Tam İtalyan vari değil mi, evet, işte büyük birkaç masalar? Birkaç mekan için hani burada baş başa olun, teklif edin falan dediğim mekanlardan değil burası bence. Bence burası kalabalıkla keyfi çıkan bir yer. Ama gene de iki kişiyseniz ne yapalım yani? İki kişi tatile geldiyseniz ona yapacak bir şey yok. Ama kalabalıkla çok keyifli oluyor. Herkes farklı bir şey söyleyince çok daha harika oluyor. Bir de yılbaşı için çok güzel süslemişler. Biz öğlen geldik, şaşıkları falan tam göremiyorsunuz ama çok şeker bir yer burası. Yılbaşı için buraya gelecekseniz bizim videoyu o tarihlerde izlemeniz muhtemel. Güzel bir yer, güzel bir alternatif. Güzel bir yılbaşı yemeği yiyebilirsiniz burada. İkincisi, benim dikkatimi çeken bir diğer konu tabii ki de hayvan dostu. Bu benim için çok önemli. Yani şimdi altta yorumları okur gibiyim ama mekana hayvan girmeli. Yani ben girmeli taraftarıyım. Her yerin bir kültürü var. Evet. Bodrum'da bu gayet normal. Belki sizin olduğunuz yerlerde bu anormal ama burada gayet normal. İstemeyene de saygı duyuyorum ama ben seviyorum. Hoşuma gidiyor. Ben de çok seviyorum. Bakıyor olmaları bana ekstra mutluluk veriyor. Şey. Üçüncüsü, şimdiki tipime hazır olun. Yaz oldu diyelim. Geldi aylardan Mayıs.
veya Eylül'desiniz veya Ekim'desiniz, tatlı bir bahardasınız. Denizden sonra yani hemen eve gitmeden böyle akşamüstü civarı, burası açıldığında biraz yazın biraz daha geç açılıyor. Acayip keyifli böyle şarabınızı içip bir atıştırmalık yiyip, başlangıç yiyip ondan sonra da gidebilirsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz, burası denize kaç metre? Saymadım ama herhalde 300 metre. Herhalde 250-300 metredir. Yani o kadar rahat yürüyebilecek bir şey. Bizi eğer yazın izliyorsanız, bu videoyu yazın izliyorsanız, özellikle Temmuz-Ağustos'ta izliyorsanız lütfen bunu yapın. Altına da lütfen bir not atın, evet. Bir yorum yapın. Geldik yürüdük diye. Şimdi mesela ben bunları yedikten sonra şu an kış ama gidip yürüyeceğim. Yani bunu da beni kimse engelleyemez. Buradan çıkıp bu taraftan çıkış zaten Paba ve Karavan'a gidiyor biliyorsunuz. Surfer Karavan ve Paba gidiyor. Bizim çokça sıkça gittiğimiz yerlere gidiyor. Benim tiplerim bu kadar. Ha bir de tatlısı çok güzel. Şimdi sizin için isterseniz onu da yiyeyim. Kendimi feda edeyim mi? Olabilir. Bir kere de hatırlarsan limoncellosunu içmiştik. Evet, ikram etmişlerdi. Çok güzeldi. Müthişti. You're so near and spring is everywhere. Evet, Osteria Di Giro'nun sahibi Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Kaç sene oldu Hüseyin Bey buraya açılalı? 3. yılımıza girmek üzereyiz. Nasıl gidiyor işler? Memnun musunuz her şey yolunda mı? Memnunuz, aslında böyle çıkmadık yola. Daha küçük, daha böyle ufak bir işletme olarak yola çıktık. Fakat talep arttıkça biz de bir şekilde büyümek zorunda veya genişlemek zorunda kaldık. Memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Bahçeyi de açmışsınız orayı galiba. Orayı da büyüttük, orayı bu yaz başında otantik dekor yaptık. Çok güzel. Bu şekilde biraz daha sen. Hani yaz akşamları serin olsun, tamamen açık bir mekan olsun diye. Mekanımızın dekorunu da ambiyansının devamını dışarıya doğru taşıdık. Çok güzel. Orası da yazın çok güzel oluyor. Öyle oluyor. Akşamları kışında özellikle. Kışında dediğim gibi yani özellikle burada kurulan sobalar sayesinde anormal sıcak oluyor. Çok keyifli bir ortam oluyor. Kışına. Soğuk kış geceleri için müthiş bir ortam. Evet. Yani şu an mesela zaten odun fırınımız var. Onun haricinde bir tane orada bir sobamız var. Onun haricinde bir de kuzinemiz var. Evet. Her türlü de kullanıyoruz. Yemeğini de yapıyoruz. Üzerinde, üstünde yemek içinde. De yapılıyor yani. Her şeyinden yararlanıyor. Evet, evet. Peki daha önceden var mıydı İtalyan mutfağıyla bir alakalı? Tabii tabii. Ben Londra'da 12 tane İtalyan restoranın yöneticisiydim. Belli zaten. Bir, ama bir oraya gelene kadar oldu. Tabii yani İtalya'da gerekli eğitimleri, mutfak eğitimlerini, işletme eğitimlerini alıp o noktalara geldik. Sonrasında da burayı işte hobi diye başlayarak bir iş yeri haline getirmiş olduk. Planlı değildi, oluştu öyle. Ama çok güzel, anladığım kadarıyla referansla büyüyorsunuz. Herkes birbirine devamlı Osteria Di Giro'dan bahsediyor diyorlar. Öyle ki, mi ben hani çok farklı. Oraya gidin, en iyi İtalyan orası, çok güzel, çok lezzetli. Yani bu bölgeler için başka iyi bir alternatif kesinlikle yok diyorlar. Peki ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz reklam yapmıyoruz bu arada. Şu an sizden duyuyorum. Ben kendim reklamın yanınızı yaparım çünkü sevdiğim yerin reklamını yapmayı memnun oluyorum ya. Ben de çünkü arkadaşlarıma söylüyorum. Onlar da bana diyorlar ki yani çok iyi bir yer tavsiye etmişsin. Biz devamlı bağımlısı olduk diyorlar. Bence çok güzel. Çok keyifli bir yer. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. But lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken. Evet, son mekanlarda ayrı ayrı olduğumuz için ya da bilmiyoruz hangi mekanlarda ayrı ayrıydık. Bir yere ayrı ayrı bitirdik çünkü vaktimiz yetmedi artık bilmiyoruz beraber artık olmaya. Bilmiyoruz artık ne gün nasıl edit ettiyse. Şimdi bu güzel İtalyan bölümü için öncelikle işletmelerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsini aşağıya yazacağız ve bu bir pizza bölümü değildi. Evet, kesinlikle değil. Onun altını çok çizdim. Onu ayrıca çekeceğiz. Evet. Lütfen. Bu zaten yorumların burasına kadar geldiyseniz bileceksiniz ki bu bir pizza bölümü değil. Burası İtalyan, en iyi İtalyan restoranlarını çektik Bodrum'un. Kısa versiyonu da Instagram'ımızda olacak. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada biliyorsunuz ki biz emlakçıyız. Gayrimenkul danışmanlık işi yapıyoruz. Alıcılarla şirketimizin ismi True Bodrum. True Bodrum'un lütfen Instagram'ını takip edin. Bol bol ev gösteriyoruz. Burada bir ev hayaliniz varsa, buraya yerleşmek istiyorsanız size yardımcı olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Orada bir sürü ev görebilirsiniz. Niye ev göstermiyorsunuz diye soranlar oluyor yorumlara. Bütün evlerimiz genelde True Bodrum'un hesabında. Hem YouTube'u var, hem Instagram'ı var. Ben Arda Mehter. Ben Meltem Özden. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bye bye.